yerel seçim Dem Parti'ye karşı bu hayat pahalılığına karşı 1 kilo domates 170-180 milyon. 1 kilo et 500 milyon. 1-5 litre yağ 300 milyon. Daha da AK Parti'ye veriyorlar. Artık ne olacak bu iş? Bir de ben emekliyim. Sarayda yapılan masraf Bingöl'ün bir aylık masrafıdır. Bana da verdiğin 10 milyon o da çok görünüyor. Yeniden de Ziya Hoca'ya veriyoruz. Ziya Hoca'dan memnunuz. AK Parti'ye vermiyoruz. Erdal Bey'den memnun değiliz. Erdal Bey yollara sahip çıkmıyor. Dem Parti de hakkında gelmiyor. Bingöl bir memleket sahip dahil çıkmıyorlar. İşsizlik yazıyor, susuzluk yazıyoruz. Her şeyi yazıyoruz. Memlekete sahip çıkmıyorlar. Bir de o kadar Müslüman ülkesiyiz. Müslüman ülkeleri gitmiyorlar, destek çıkmıyorlar Filistin'e. Yazıktır, onlar da bizim gibidir. Müslümanız hepimiz. Destek çıksınlar, böyle olmaz. Evet, vallahi düşüncemiz hayırlısı artık bakalım. Neyse, açıklamayalım. Yine AK Parti götürüyor ya. Ben Suriyeli abla, ben Suriyeli. Bence sakin bir şekilde gidiyor. Burada kim alır? Vallahi yorum yapmak istemiyorum. Seçim, ben diyorum ondan sonra yeni Refah olsun, ondan sonra inşallah olacak. Yani belli değil, kimin burada kazanacağı bu anda belli değil. Vallahi Refah'la, HDP'le, AK Parti'nin arasında. Üçünün arasında. Yani seçimlerde bana bir şey sormayın. Ben bilmiyorum kim alırsa alsın ama biz emekleri öldürmüş. Biz emekleri kendi derdimize düşmüşüz. Bizim seçim bizi ilgilendirmez. Yani emekliye değil para vereceğiz. Maalesef para verdiği yoktur. Ben kendim üniversite mezunuyum. 32 sene maliyede çalıştım. 19 milyon para alıyorum. Buna ne geçeceğim? Gittim et aldım. 1200 lira et parası vermiş. Bir ay boyunca 2 kilo et alabiliyorum. Ben bu parayı nasıl geçineyim? Ben oy kullanmıyorum ablacığım. Hiç siyasete ilgilenmiyorum. Hep yalan çünkü. AK Parti herhalde. Öyle görünüyor. Ama ben oy kullanmıyorum. Seçimler iyi gidiyor. Bayağı iyidir. İyi gidiyor. Vallahi bence bilmiyorum. AK Parti güçlü görünüyor. Ben söylemem o sırdır kesinlikle. Hiç bilemiyorum. Bir fikrim yok. Ya ona yorum yok. Yorum yapamam. Kim hayırlıysa Allah ona nasip etsin. Millet menfaatine kim razıysa Allah ona nasip etsin. Hiç seçimle ilgilenmiyorum. Herhangi bir oy kullanmayı da düşünmüyorum. Siyaseti sevmiyorum. Bilemiyorum. Bilmiyorum da ne alır? Bingöl'de. Hiçbir fikrim yok. Ben pek siyasetle ilgilendim. Bilmiyorum. Şu an hiçbir adaya vermeyi düşünmüyorum. Hiçbiri cazip gelmiyor şu an. Bingöl'de ya AK Parti kazanır ya da HDP kazanır. Büyük ihtimalle. Dem Parti. AK Parti'ye girecek. Bence odur. Aslında sorun. Bu adamdan sorun. Onun çok sünüktür. Muhtemelen yine AK Parti alacak. Ben buralı değilim, ben Kekiliyim. Oyumu Kekil'de kullanıyorum. HDP'ye veriyorum. Ablacığım bana bir şey sormayın. Bingöl için mi soruyorsun? Evet. AK Parti ile HDP, DEM arasında geçiyor. Bingöl'de yerel seçimler AK Parti ve HDP arasından geçiyor. Ben esnafın fikrimi ben edebilirim. Ben AK Parti'ye bugüne kadar oy vermemişimdir. O belli değil daha. Valla şu an... kadarla anladığımız bildiğimiz kadarıyla Yeniden Refah Partisi inşallah Bingöl'de götürecek. Ya Türkiye genelinde de zaten şu anda atak yaptı. Büyük ihtimalle AK Parti ile. Bence Dem Parti ile Mehmet Ziya arasında geçiyor. Ben Dem Parti'ye oy vereceğim. Hiç bilmiyorum ama. Hiç deli değil. Bakayım. Bilmiyorum. Ben çok takip etmiyorum şu aralık. Ben oy kullanmayacağım. Size sorayım. Hayır, teşekkür ederim. Araba bekliyorum. HDP. Buradayım. Aynı şekilde HDP. Kullanmıyorum. Niye? Kullanmıyorum. Yaşım tutmuyor. Kim kazanır amca? Bilmiyorum. Seni kim kazanır? Bingöl'de. Erdoğan. Siz kime vereceksiniz? Ben Erdoğan'a veriyorum. Size Bingöl'de kim alır? Kimlerin arasında geçiyor? Bilmiyorum valla yani. Siz kime veriyorsunuz? Bende kalsa. Biz tahmin yürütüyoruz da şey için. Atama falan bekliyoruz. Teşekkür ederim. Büyük ihtimalle Yeniden Refah ve AK Parti arasında geçiyor. Hangi parti arasında? Efendim? Hangi parti arasında geçiyor? CHP. Oy kullanıyor muyuz? Evet. Oylar kime? Erdoğan. Vallahi inşallah AK Parti kazanır. Ya ben ne bileyim hangi? Ben particiyim. Benim gönlümde Refah Partisi yatıyor. Yeniden Refah. İkinci rakibimiz Dem. AK Parti ile HDP. Biz Refah Partisi'ne vereceğiz.
Biz de öyle düşünüyoruz şu an. Refaha vereceğiz.